Sayın Ömer Bolat Beyefendi, sahneye teşriflerini arz ediyorum efendim. Küresel ticaretin geleceği, dijitalleşme, yapay zeka ve e-ticaret, küresel ticaretin şekillendirilmesinde kilit faktörlerdir arkadaşlar. Şöylesine, 1990'da dünyadaki ihracat toplamı 1 trilyon dolardı arkadaşlar. Geçen yıl, yani 32 yıl sonra, 33 yıl sonra 2022'de 32 trilyon dolara yükseldi. Bunun 25 trilyon doları mal ihracatı, 7 trilyon doları da hizmetler ihracatıydı. 2023'te bu rakam 31 trilyon dolara geriledi. Zor bir yıldı. Dünya üretiminin çok yavaşladığı, durgunluk batıda hakimdi. Dünya ticareti de bundan olumsuz etkilendi. Bunları dikkate almak gerekiyor ama dijitalleşme süreci, yapay zeka ve e-ticaret küresel ticareti arttıracak. Bizim de bugün toplam ihracatımızda %1,5'luk pay oluşturan e-ticaretin, e-ihracatın payını inşallah 2028'e kadar %10'a çıkarma hedefimiz var. Artık milyonlarca kargo şirketleri aracılığıyla ithalatçılara, müşterilere ulaşabilmekte. Bu şekilde gümrükleri, sınırları aşmaları mümkün olmakta. Türkiye Cumhuriyeti olarak ikinci yüzyılımıza girdiğimiz bu günlerde Türkiye yüzyılını sizlerle hep beraber inşa edeceğiz. Bu hedefimiz doğrultusunda biz Ticaret Bakanlığı olarak birinci görevimiz mal ve hizmet ihracatının arttırılmasına her yıl için katkıda bulunmak. Her ay bir yılı öncesinin aynı ayından daha fazla ihracat yapmak bizim çok sade bir hedefimiz. Ve mümkün olduğunca da zorunlu olmayan ithalat noktasında da Türkiye'de yerli ve milli üretime zarar veren, haksız ticari uygulamalarla ülkemize girmeye çalışan ithal ürünler konusunda da tabii aktif bir ticaret politikası araçları uyguluyoruz. Bu noktada uluslararası doğrudan yatırımlara da çok önem veriyoruz. 1950'den 1980'e kadar Türkiye'mize 1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelmişti. 1980'den 2002 yılına kadar ülkemize 14,6 milyar dolar doğrudan yatırım gelmişti. Ama güzel olan 2003'ten 2023'e kadar aşağı yukarı 262 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi. 2002'de 5000 olan uluslararası yatırımcı firma sayısı 2023 sonunda 80 bin küsüre ulaştı. Türkiye'nin ihracatının %30'unu uluslararası doğrudan yatırımcılar yapmakta. Bu açıdan biz ülkemize üretim yapan, istihdam yapan, katma değer üreten, vergi ödeyen ve ihracatımızın artmasını sağlayan doğrudan yatırımları da desteklemekteyiz. 2002'de 230 milyar dolardan geçen Eylül ayı sonu itibariyle 1 trilyon 75 milyar dolar milli gelire ulaştık ve 3000 dolar milli gelirden, kişi başına milli gelirden 12.650 dolar kişi başına milli gelire ulaştık. 1 Mart'ta 2023'ün tamamı için netice ortaya çıkacak. İnşallah daha az olmayacak, daha çok olacak diye tahmin ediyoruz. İhracatta Türkiye 1980'de 2.9 milyar dolar ve özellikle dokuma ürünleriyle kuru incir, fındık, tütün, fındık ve kuru üzüm ihraç eden bir ülke iken 2002'de 36 milyar dolara yükselen ve 1980'de 1000 ihracatçıyla yola çıkarken 2002'de 34 bin ihracatçı vardı. 2023 sonu itibariyle tam 140 bin ihracatçımızla ve 256 milyar dolar mal ihracatı ve 100 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşarak ülkemize
356 milyar dolar döviz kazandırdık. İnşallah bu yıl 2024'te 267 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz. Dış ticaret açığımızı da 2022'de 110 milyar dolardan geçen yıl 106 milyar dolara düşürdük. Bu sene şu an itibariyle 98 milyar dolara düşürdük yıllık bazda. Bunu daha da aşağılara çekmeye kararlıyız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. O millete hizmet edendir. Hakkat, İzzet, Elitaş.